Nurdan Albayrak Eroğlu YouTube kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere leziz mi leziz, beşamel soslu ve kıymalı kabak sandal sefası tarifi vereceğim. Tarifimin içeriğine hemen geçelim. 4 tane yıkanmış kabağım var. Bu şekilde uçlarını ve alt kısımlarını kesiyoruz. Ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla bu şekilde bölüyorum. İlk önce bıçakla bu şekilde bir çizik atıyorum. Ve bir tatlı kaşığı yardımıyla kabağın içerisine çizdiğim noktalardan böleceğiz. İçini tamamen oyacağız. Kabakların içini oyarken kenarlarını kırmamaya özen gösterelim. Çok fazla dibine de daldırmayalım. Bu şekilde içerisini iyice düzeltiyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Bıçakla bu şekilde kenarlardan çizik atıyorum. Ve kaşık yardımıyla çizgilerin taşmayacak şekilde güzelce kabağın ortasını oyarak çıkartıyorum. Tüm kabakların içerisini bu şekilde güzelce oyup çıkaralım. Gördüğünüz gibi kabaklarımı oydum. İçlerini de kesinlikle atmıyoruz. Daha sonra içerisinde kullanacağız. Kabaklarımızı bir borcam fırın tepsisine alalım. Kabaklarımı bu şekilde tepsiye güzelce diziyorum. Ve şimdi kabaklarımızın güzelce kızarması için bir sos hazırlayacağız. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kasemin içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber, karabiber, pul biber ve tuz ilavesi ediyorum. Baharatları çok fazla ilave etmeyin. Pişme esnasında yanabilirler. Az miktarda koymamız yeterli. Bir fırça yardımıyla bu şekilde tüm kabakların ortalarını güzelce bu sosla yediriyorum. Şimdi kabaklarımı 180 derece ayarda ortaları kızarıncaya kadar fırına gönderiyorum. Ve bir tencerede şimdi kabaklarımızın içerisine yapacağımız iç harcımızı hazırlayacağız. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tencereye aldım. Bir baş küp küp doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarımız biraz pembeleşinceye kadar kavuracağız.
Ve üzerine bir adet kapya biber ve bir adet Charleston biberi yine küp küp doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Ben kavurma işlemine devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Soğanlar ve biberler iyice kavruldular. Şimdi üzerine 400 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. İyice eziyorum. Bu şekilde spatula ile eze eze topaklanmaması için kıymamı güzelce parçalıyorum. Ve az önce çıkarmış olduğumuz kabak işlerini küp küp doğradım. Bunları da ilave ediyorum. Kesinlikle hiçbir malzememiz israf olmuyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerde elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Ve yine aynı zamanda videomun altındaki açıklamalar kısmında da malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Oradan bakıp not edebilirsiniz. Üzerine 5 diş doğramış olduğum sarımsaklarımı da ilave ediyorum. İç harcımız bu şekilde güzelce kavurdum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Siz dilerseniz biber salçası varsa onu da koyabilirsiniz. Şimdi üzerine birer çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve toz kırmızı biber ilave edelim. Siz arzu ettiğiniz, yakışacağını düşüneceğiniz herhangi bir baharat varsa onları da ilave edebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Baharatları en son ilave ediyoruz. İç harcımızın kararmaması için. Kabaklarımız güzelce kızardı. Bu şekilde yumuşaması yeterli. Şimdi iç harcımızı ilave edeceğiz.
İç harcımızı eşit bir şekilde tüm kabakların içerisine dolduralım. Sandal sefası tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten kokusu, tadı, görüntüsü harika oldu. Eminim sizler de yapınca hoşunuza gidecek. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Eğer vejeteryansanız içerisine kıyma koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı domates salçamın üzerine bir su bardağı sıcak su ve bir çay kaşığı tuz ilave edip güzelce bir sos hazırlıyorum. İyice karıştırıyorum. Salçanın iyicene erimesi için. Ve kabakların üzerine gezdire gezdire bu şekilde ilave ediyorum. Kabaklarımız bu şekilde kenarda beklerken biz de beşamel sosumuzu hazırlamaya geçelim. Bir tencere içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı alalım. Ocağın altını çok fazla açmayalım tereyağımız yanmaması için. Eriyen tereyağımızın üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Kontrollü bir şekilde. Hızlı hızlı karıştıralım topaklanma yaşamaması için. Unun kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde hızlı hızlı karıştırarak kavuralım. Üzerine kontrollü bir şekilde yine 1,5 su bardağı kadar sütümüzü ilave edeceğiz. Hızlı hızlı karıştıralım. Süt mutlaka soğuk olmalı. Karıştırmayı bırakmayalım. Sürekli karıştıralım. Beşamel sosumuz yoğunlaşıncaya kadar bu şekilde karıştırarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Yoğunlaştı. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave edip karıştıralım. Ocağımızın altını kapatalım. Bu şekilde sıcak olarak hemen hiç bekletmeden kabaklarımızın üzerine eşit bir şekilde dağıtalım. Ve üzerine kaşar rendeleyelim. Rendelediğimiz kaşar sayesinde çok güzel kızaracak. Ve görünümü de muhteşem oluyor. Şimdi kaşarlarımızın üzeri kızarıncaya kadar tekrardan 180 derecelik fırında pişirelim. Sandal sefamız çok güzel bir şekilde pişti. Üzerine dereotu ile süsleyebilirsiniz. Umarım tarifim faydalı bulmuşsunuzdur. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Servis tabağıma alıyorum kabağımı.
Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de burada sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.